Değerli takipçilerim, nasılsınız? Umarım her şey güzel, nasıl güzelse, umarım her şey iyi, nasıl iyiyse, güzel iyiliklerle olsun, iyi enerjilerle olsun diyeceğim. Değerli koç burçları, bol bol ülkemiz için güzel dualar nasip edin. Durumunuz varsa yanan evdeki insanlara, bir canlıya koyun hediye ederek, birinin ne bileyim harçlığını vererek yardım edebilirsiniz. Kıyafet yollayabilirsiniz, erzak yollayabilirsiniz. Şu an birlik olma zamanı. Bol bol dua edebilirsiniz. Yani bağış yapabilirsiniz. Şu an değerli koç burçları, birlik olma zamanı diyorum. Değerli boğalar, vicdanımızı, merhametimizi, içsel dünyamızı bu hafta Türkiye'mizin ciğerleri yanan her noktaya yardım koşturma zamanı. Senin yapman gereken tek şey durumu, mağduru, kapısı penceresi olmayana ufak da olsa bir yağda tuzumuz bulunsun istiyorsanız siz de Allah için duanızı eksik kılmayın, yardımınızı bağışlayın diyorum. Değerli İkizler Burcu, güzellikler ve vicdan, ruhu iyileştirecek her şeyi yeniden öğrenebiliriz. Yeniden birlikte olmayı, yeniden bencilce yaşamamayı öğrenebilir ve güzel insanlara dokunup güzel dostluklar yapabiliriz. Haydi hayır sende diyorum. Hayrını yap. Değerli yengeç burçları, içinizdeki anaç ya da içinizdeki duygularınızı hayra, bu hafta sadakaya, bu hafta iyiliğe, yani bu yangınlar bitene kadar kalbimizi iyiliğe, vicdana, merhamete açmamız lazım. El ele diyeceğiz, hep birlikte diyeceğiz. Kalbinizdeki bağışı, kalbinizdeki yapmak istediğiniz hayrı yapmanız size uğur ve bereket getirecektir. Değerli aslanlar, ateşin enerjisini sizler başlattınız. Güneşin sıcaklığı ve ülkemize yapılan bu terör olayı, her bir ağacın, her bir canlının, her nefes alamayan canlıların Allah cezalarını en iyi şekilde versin. Yani biz ülkemiz yanarken dans edemeyiz. Biz ülkemiz yanarken şarkı söyleyip, biz ülkemiz yanarken bir şey yapamayız. Hayır yaparız, iyilik yaparız, vicdanla yaparız, merhametle yaparız. Haydi aslanlar, iyilik yapma zamanı, birlikte olma zamanı, birbirimize ait olma zamanı diyorum. Değerli Başak burçlarım, evet, acıyan kanalarımız, yanan çocuklarımız, yanan topraklarımız, yanan ve kalben doğadaki uçmak isteyen kuşlarımızın kanatları alevler içerisinde, kaplumbağalarımız, susuz kalan ağaçlarımız, çürüyen topraklarımızı tekrar yeşerteceğiz. Bu yeşertmede sizin kurallarınız, sizin disiplininiz, sizin enerjinize ihtiyacımız var. Haydi birlikte olma zamanı, haydi hayır yapma zamanı, haydi tekrar bu ülkeyi kalkındırma zamanı. Çünkü bizler devletiz. Devlet, millet, bu topraklar, bu devlet bizim. Burası bize emanet edilen ve milyonlarca kez emanetlere teslim edilen yer. Biz bu emanetleri yeni nesillerle, iyiliklerle, iyi eğitimlerle en iyi şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Değerli terazi burçları, sanatsal ruhunuzla dokunacağınız ve adalet dengeleyeceğiniz en güzel noktadasınız. Haydi adaleti, vicdanı, iyiliği öğretme zamanı, iyiliği anlatma zamanı, iyiliği paylaşma zamanı, birinin canı yandığı zaman cana dokunma zamanı diyeceksiniz. O yüzden hayır ve sadakanızı ve iyiliği anlatma zamanı geldi. Bencillik, hırs, her şeyin geçici olduğunu öğretebilirsin ve birlikte hepimizi aşılayabilirsin. Birlikte olma zamanı. Değerli akrep burçları, biz ülkemizi küllerinizden yaratacağımıza, küllerimizden tekrar en uç son kuruşumuza kadar vatanımız ve bayrağımız ve toprağımız için vereceğimizi biliyorum. Küllerimizden topraklarımız, küllerimizden milletimiz, küllerimizden tekrar millet olarak doğacağız.
Hayır zamanı, iyilik zamanı, doğaya dokunma, doğadaki canlıya iyileştirme zamanı. Sen küllerinden doğayı tekrar doğurma zamanı. Bağış yapma doğa canlısına, kuşlara, toprağa, insana, yaşlılara. Her şey iyilik zamanı. Haydi sen de iyiliğini anlat ve iyiliği öğret ve küllerinden doğmak nasılmış bunu gösterme zamanı. Değerli yay burçları, ders vermem gereken eğitimlerimizi, öğretimlerimizi belki şimdi toprağa, ağaca, topraktaki her canlıya, artık dillerden çok doğanın sesleriyle öğretme zamanı, onların canlı olduğunu, onların da canı olduğunu, sadece şarkı söylerken yandığı seslerle değil, mutluluk seslerini öğretme zamanı diyorum değerli yay burçları. Doğanın enerjisine dokun, doğaya iyilik yap, toprağa iyilik yap, can hayvansal olan her canlıya yardım yap ve insana da dokun, insanı da ahlaki değerlerle öğret. İçimizdeki vicdanı, içimizdeki merhameti ve bize güzelliği öğret. Haydi sen güzellikleri öğret. Güzel eğitimleri, doğanın dokunuşunu, doğaya dokunacağın her alanı iyileştirmeye öğret. Bu görev senin olsun. Değerli oğlak burçları, o kadar çok şey öğretebilirsiniz ama öğrettiklerinizi sadece kendiniz yapıyorsunuz. Öğrenmek istemediler. Almak istemediler. Bu hayatı kabul etmek istemediler. Hep başa döndüler. Hep başa döndüler. Artık sen başa döndürmeyi ve başa dönülmeyeceğini öğretme zamanın. İnsanlar artık bir cana, bir kadına, bir toprağa, bir çocuğa, bir ağacın dalına kesmeye öğretmen lazım. Biz öğretmek zorundayız. Biz anlatmak zorundayız. Biz birlik olmak zorundayız. Biz hayır yapmak zorundayız. Biz iyilik yapmak zorundayız. Haydi oğlak burçları, iyiliği başlat. Güzelliği başlat. İyiliği otoriteyle anlat. İyiliği güzellikle, vicdanla, vicdana ve kalbe dokunarak anlat. Sen sadakanı yap. İyilik sana, iyilikler sana, öğrettiğin insanlara dokunacak. Haydi senin görevin de bu olsun. Değerli kova burçları, bilmem hiç sincap sevdiniz mi? Ne bileyim, bir papağanı, doğadaki papağanın hareketini gördünüz mü? Ne bileyim, hiç serçe, çalı kuşu, keklik, tavşan ya da bunların hiçbirine doğada dokundunuz mu? Onların o hızlı hareketlerini, hiç kekliğin o sesini duydunuz mu? Ya da kurt sesi, hiç kurt gördünüz mü? Hiç şahin sizi tuttu mu? Yani hiç kartal size dokundu mu? Evet, ben çok küçüktüm. Köy çocuğuyum ben. Annem bahçede şey yaparken Şahin benim ikili üçlü yaşlarımı buramdan tutmuş götürüyormuş. Doğa acımasız olabilir ama biz bu doğayı, bu küresel ısınmayı, bu küreselliği biz başlattık. Hiç doğaya güzel davranmadık. Sokakta sigara içiyoruz, izmaritleri sokağa atıyoruz. Ya yolda arabanızı kullanıyoruz, izmaritleri sokağa atıyoruz. Yani biz öğrenemedik. Biz doğadaki varoluşu öğrenemedik. Her canımız sıkıldığında toprak, ağaç, bitmez zannettik. Rabbim bizi böyle sınavlar tekrar tekrar yaptıracak. Tekrar tekrar bu sınavlarla yüzleşeceğiz. Ama bilinçli yüzleşmemiz lazım. Bilinçli şekilde hep birlikte, birlikte olmayı, hep beraber olmayı öğrenerek, kavgayla, gürültüyle, tartışmayla değil, İyilikle dokunacağız. Biz vicdanlı insanları bulacağız ve vicdanlı insanlarla mutluluğu bulacağız. İyi çocuklar öğret, iyi çocuklar çağa alıştırın, iyi öğretmenler iyi nesiller yaratsın. Tekrar eğitimimiz, tekrar toprağımız, tekrar vicdanımız otursun. Değerli balıklar, evet. Yani maneviyat, sezgilerimiz, içsel açık alanlarımız. Yani biz aslında açık kapılarımızı, açık hayatımızı, açık düşmanlarımızı bile bile hayatımızdaki topraklarımızda buluşturduk. Ve buluşturduğumuz topraklara hainlik yapıldı. Ve hainlik yapılması ormanlarımız, canlı hayvanlarımız, çiftçimiz, toprağımız, her şeyimizi çürütmeye başladılar. Unutmayın ki toprak kendini yeniler.
İnsan kendini yenilemediği sürece toprak her zaman insana yenik düşer. Yenilenmemiz lazım. Yenilenip hayatı görmemiz lazım. Biz yenilenmeliyiz ki nesillerimize, Türk bayrağımıza, atamıza, toprağımıza, devletimize yeni gençlik, yeni oluşumlar ve dünya bizi alkışlamasın. Biz kendimizi alkışlayalım. Biz kendimiz büyüyelim. Biz kendimiz insan olup ülkemizin bayrağını doğru dalgalandıralım. Biz artık bilinçlenelim, bilinçli toplum olalım. O bunu, bunu şu değil. Biz birlik olmayı öğrenelim. Eskiden insanlar ekmeklerini anneanne geleneklerimizi unutmayın. Ekmek atmak günahtı. Bir ağaç kesmek günahtı. Bir toprağın karıncanın üstüne basmak günahtı. Yani gördüğümüz her şeye vicdanımız vardı ya da biz mi böyle yetiştirildik bilmiyorum. Haydi vicdanlar, kalpler, masumiyet birleşsin. Biz kötü olamayız. Bizim topraklarımız şehitlerimiz kanıyla dolu. Bizim topraklarımız evliyalarla dolu. Bizim topraklarımız inancımızla, sevgimizle, insanlığımızla dolu olmalı. Haydi bu insanlığı, haydi bu vicdanı yeniden oturtalım. Bir birlikte olalım. Yani içimden astroloji yorum da yapmak gelmiyor. İçimden sizi güldürmek de gelmiyor. Sizi mutlu etmek de gelmiyor. Çünkü benim ciğerim yanıyor. Çünkü benim toprağım alev alev yanıyor. Benim ağaçlarım alev alev yanıyor. Bizim Türkiye Cumhuriyetimiz alev alev yanıyor. Ülkem yanıyor. Ülkem kan ağlıyor. Yani biz ülkemizi hep birlikte Kürdü, Lazı, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Yahudisi. Biz mülteci istemiyoruz. Biz bu insanlara yaşamayı öğrettik. Ama bizim ülkemizin kendi fakiri, kendi toprağına sahip çıkmamız lazım. Biz mülteci istemiyoruz. Biz mülteci olduk kendi memleketimizde. Söz hakkımız yok. Bir şey söyleme hakkımız yok. Uyarı alıyoruz. Yani lütfen, lütfen devlet büyüklerimiz, ülkemize acıyın. Ülkemize sahip çıkın. Toprağımıza sahip çıkın. Yani bizler anneyiz, bizler kadınız, biz Allah'ın emanetleriyiz. Çocukları bizler doğuruyoruz, çocukları bizler büyütüyoruz. Ama toprak da bizim, Türkiye de bizim çocuğumuz. Biz o çocuğa bakmadığımız sürece, bu çocuğu sahipsiz gördükleri sürece bu ateşler dinmeyecek. Devletimiz, milletimiz birlik olmaz zaman. Biz uyanmalıyız. Uyanmazsak felaket bizi daha ağır bekliyor. Evet, içimden bunlar geldi. İçimden geldi. Sevgiyle kalın.